Bu uygulama dünyada var, her tarafta var, büyük şehirlerde var, genelde yaygın. Bizim 100. yıl bulvarında çift sıra parklanma vardı, kalktı, trafik rahatladı, memnuniyet var. Biz bunu vatandaşlar konuşuyoruz. Çünkü adamın önünde satılık araç vardı, işte sağa sola gidiyor, aracını oraya bırakıyor, günlerce alınmıyordu. Şimdi ben sanayiden çıktım geldim notere gideceğim. E boş yer buluyorum. Nerede? İstiklal Caddesi'nde 100. yılda param ödüyorum 3 liraya. Yok şeyde bizim cadde yol üstü kenarlarda. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Samsun halkından zorla bir şey almak sizi vicdanınız rahatlatıyor mu? Yasa içerisinde iş yapıyorum arkadaş. Yasa içerisinde iş yapılıyor. Vicdan niye rahat olmasın? Vergisini veriyorum, kademesini ödüyoruz, iş, her şeyi yapıyoruz. Vicdan niye rahat? Usulsüz bir şey mi var orada da? Bizim vicdanımız rahat olmayacak. Ticarethanesinin önündeki insanın markalarını kendine ait yazılı ticarethanesinin önündeki. Sen git burada adamdan para alırsan bu adam rahatlıyor. Adam arabasında. Sabit parklanma yapamaz. Sabit parklanma. Büyükşehir Belediyesi aldığı karara göre almak, işletmek, devretmek Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Gerisi samimi değil, samimiyetten uzak oluyor. Yani iş demagojiye göre girerdi, girmezdi, alırdınız, almazdı. Öyle bir şey yok. Ara caddelerde sözüm olmayabilir zaman benim işlediğim yerler ama ara caddelere kadar gelmiş. Ara cadde Büyükşehir'e ait. Soktu. Çünkü İstiklal Caddesi'ndeki esnafın işi durduğu için dernek başkanı özellikle istedi, oradaki esnaflar istedi. Büyükşehir Belediyesi de UKAME'de böyle bir karar aldı. Arkadaşlar bu ara sokaklar böyle olsun dediler. Eğer aracınız varsa hep beraber gidelim, o dediğiniz aracı bu mahalleyi gezelim bakalım, insanları fark ettiler. Memnunlar. Bir çoğunluk memnun. Şimdi insan hepsini memnun edemezsiniz. Siz de demezsiniz ama genelde çoğunluk memnun. Dedim ya herkes memnun edemezsiniz. Ama genelde çoğunluk memnun kardeşim. Çoğunluk memnun. Çünkü çift sıra parklanma kalktı. Cumhuriyet Caddesi'nde kalktı. Yani kalktı. O zaman sizin Samsun'un haberiniz yok. O zaman ben de geziyorum. Ben de buralıyım. Görüyorum yani. Bunlar içerisinde gerçek bir park var. Biz ortalara bir bakıyoruz şu anda kaldı. Nerede? Onu belediye kaldırdı ve onlar koyuyor. Onlar benim muktemde değil.